Abdülkadir Selvi Ekrem İmamoğlu Özgür Özel içeriden kuşatıyor. Siyasette bazı kilometre taşları var. O anları tanıklık etmeye çalışırım. Özal'dan, Demirel'den, Ecevit'ten, Tansu Çiller'den, Mesut Yılmaz'dan, Erbakan'dan, Türkeş'ten, Erdal İnönü'den, Deniz Baykal'dan, Abdullah Gül'den, Erdoğan'dan. Kimi siyah beyaz, kimi renkli kareler vardır hafızamda. İnişlerine çıkışlarına tanıklık ettiklerim oldu.'' Siyasi fırtınaların merkezinde yer aldığı için bir süredir siyaset dürbününü CHP'ye çevirdim. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu gün CHP grubundaydım. Coşku vardı. Kılıçdaroğlu'nun veda ettiği, Özgür Özel'in gözyaşlarını tutamadığı gün oradaydım. Kılıçdaroğlu seçimi kaybettikten sonra yalnız bırakıldığı grup toplantısında izlemiştim. Seçimden önce Kılıçdaroğlu'nun alkışlayanların seçimden sonra hakaret etmek için sıraya girdiğini gördük. Grup toplantısına gelişi. Dün Özgür Özel'in ilk grup toplantısıydı o ana tanıklık etmek istedim. Kılıçdaroğlu grup toplantısına gelirken Özgür Özel hep sağ yanında yer alırdı. Dün de Özgür Özel'in sağında Ali Mahir Başarır vardı. Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'e çok yakın bir isim. Özgür Özel kazanınca kurultayda Veli Ağbaba'ya sarılarak sevinç gösterisi yapmıştı. Grup başkan vekili olarak güçlü bir konuma sahip oldu. Diğer grup başkan vekili Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu'nun adamı. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. İlk grup toplantısı olması nedeniyle heyecan vardı. Özgür Özel de heyecanlıydı. Grup toplantısına girerken salon doldu mu diye sorma gereği duydu. CHP grubu il başkanları ve milletvekilleri birlikte ortak toplandı. Kalabalıktan dolayı gazetecilere yer kalmamıştı. Özgür Özel salona girince de kürsüye çıkınca da alkışlandı. Kral öldü, yaşasın yeni kral durumu. Siyasetin gerçeği bu. Ama Kılıçdaroğlu'nu destekleyen il başkanları ve milletvekilleri durgundu. Lider konuşması yoktu ilk grup toplantısından Özgür Özel'e hata, sevap cetveli çıkartma niyetinde değilim. CHP delegelerinin kararına saygı duymak gerekiyor. Ama bu gözlemlerimi paylaşmama engel değil. Özgür Özel ilk grup toplantısında lider konuşması yapamadı. Bildiğimiz Özgür Özel polemiklerini dinledik. Oysa CHP lideri olarak partiye bir perspektif vermesi, ülkeye heyecan uyandıracak mesajlar vermesi gerekiyordu. CHP'lilere işte aradığımız lider bu dedirtecek bir performans göstermedi. Biraz zaman tanımak gerekir ama acilen konuşmalarını hazırlayacak bir ekip oluşturmalı. CHP lideri olarak parti tamınında ufuk verecek, seçmen de ilgi uyandıracak konuşmalar yaparsa kazançlı çıkar. Siyaset aynı zamanda söylem sanatıdır. Ecevit Ecevit yapan, Baykal'ı Baykal yapan hitabetleriydi. Doğrular neydi? Özgür Özel için yeni CHP dedirtecek konuşmalar yapmıyor, yeni bir rüzgar estiremiyor eleştirileri yapılıyor. Bunlar bir kenara ben bugün doğrularına dikkat çekmek istiyorum. 1. CHP Genel Başkanlığı görevini devralmadan önce eşiyle birlikte Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etmesi şık bir hareketti. Dün de Kılıçdaroğlu ile ilgili olumlu ifadeler kullandı. Bu onun artısıydı. 2. Özgür Özel artık büyük CHP ailesinin babası. CHP'den ayrılanlara baba evine dönün çağrısı yapması yerinde bir adım oldu. Şeyh Edebali, Osman Gazi öğütlerinde ey oğul, beysin, Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana diyor. Azerbaycan'a zeytin dalı. 3. CHP'nin Karabağ Savaşı'ndaki tutumu Azerbaycan'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu. Kılıçdaroğlu, tarihi İpek yolu projesinde Azerbaycan'ı dışlayıp İran'dan geçen bir harita yayınlayarak yaraya tuz biber bastı. Özgür Özel o zaman bu yanlışlara karşı çıkmadı ama şimdi Azerbaycan'ı ziyaret edeceği açıklaması yerindeydi. Akşener'le görüşecek mi? CHP medyasında zaman zaman Özgür Özel'in Meral Akşener'le görüşeceği yönünde haberler çıkıyor. Yazılanlara göre bugün bir araya geleceklerdi. Özgür Özel'e görüşme soruldu. Yok, ben de şaşırdım yanıtını verdi. Ama kurultay gecesinden itibaren böyle bir beklenti var. Özgür Özel'in Akşener'le görüşüp İstanbul ve Ankara'da ittifak yapılması için ikna etmesi bekleniyor. Aslında dünkü konuşmasında da Akşener'e bir çiçek atıp görüşmenin zeminini oluşturması bekleniyordu. Ama o konuya hiç değinmedi. CHP ile İyi Parti arasındaki makas açılıyor. İttifak konusu giderek bir muammaya dönüşüyor. İki lider ittifak kuramazsa iş üst akla kalabilir. HDP ittifa kapı yaraladı. İttifak konusunda gözler Meral Akşener'e çevrilmiş durumda. Ama asıl hamle HEDEP'ten geldi. HDP eş genel başkanı Tuncer Bakıran yerel seçimlerde ittifa yeşil ışık yaktı. Bakıran ittifaklara kapalı değiliz dedi. Bu açıklama sürpriz değil. Çünkü Kandil'dekilerin açıklamaları da o yönde. Her gün AK Parti ile ittifak yapacak diye haber yapıp sonradan da yalanlamaya alışan muhalif basın söz konusu CHP ile ittifak olunca heyecanlanıyor. AK Parti'nin ile ittifak kurma gibi bir çalışması yok. Öyle bir düşünce de yok. Eğer varsa ben haber attırmışım demektir. Aşılım sürecinde Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız diyerek en büyük ihaneti Erdoğan'a yapmıştı. O dönem ittifak yapılmadı ki şimdi mi yapılsın? Ekrem İmamoğlu'nun planı. Özgür Özel'in en büyük şansı Ekrem İmamoğlu. Çünkü onu CHP Genel Başkanlığı'na seçtirdi. Özgür Özel'in en büyük şanssızlığı ise Ekrem İmamoğlu. Çünkü onun emanetçi olarak algılanmasına neden oluyor. Hatay gezisindeki tablo da bunu doğruluyordu. Adeta eş genel başkan gibi bir havası vardı. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında bir güç savaşı kaçınılmaz. Ama bu olay ne zaman olur belli değil. Çünkü bir köyde iki muhtar olamazken bir partide iki güç odağı olur mu? Zaten Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e tam güvenmediği söyleniyor. İmamoğlu'nun Özgür Özel genel başkan adayı olduğu halde grup başkanlığını bırakmadı. Yarın CHP genel başkanı olursa koltuğu bırakmaz dediği kulağıma gelmişti. Ekrem İmamoğlu işini şansa bırakmayan birisi. Özgür Özel ile ilk pazarlığı kurultay gecesi ortaya çıktı. Parti meclisi için 22 kişilik bir liste verdiği söylenmişti. Hatta parti meclisi listesi üzerindeki anlaşmazlıkların nedeniyle seçimlere geçilmesi 3 defa ertelenmişti parti yönetimini oluşturdu. Ekrem İmamoğlu istediği isimleri parti meclisine soktu. Sonra ikinci adım geldi. CHP Genel Başkan Yardımcılarının belirlendiği toplantıya damgasını vurdu. Kendisine en yakın isimler olan Özgür Karabatı Genel Sayman, Gökhan Zeybe'yi yerel yönetimlerden sorumlu, Ensar Aytekin'i örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı yaptı. Selin Sayek Böke'nin genel sekreterliğe getirilmesini sağladı. Disiplin kurulu ise tamamen İmamoğlu'nun istediği isimlerden oluştu. Sıra belediye başkanlarında. Ekrem İmamoğlu usta bir örgütçü olarak Özgür Özel'i içeriden kuşattı. Şimdi sırada belediye başkan adaylarının belirlenmesi var. Özgür Özel bir toplantıdan diğerine koşarken Ekrem İmamoğlu belediye başkan adaylarını belirlemek için kolları sıvalı bile.